Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlayarak sözlerime başlıyorum. Çamlıca Yayıncılık ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nin bu önemli etkinliği sebebiyle de kendilerine hem teşekkür ediyorum hem kutluyorum. Ülkemin farklı kentlerinden anneleri bir araya getiren gerçekten önemli bir etkinlik bu. Dileğim benzerinin ana baba eğitimi şeklinde tekrarlanması. Çünkü ben ana baba okulu adı altında eğitim bilimleri bölümü olarak hazırladığımız çalışmada baba katılımının %20 ile %40 düzeyinde kaldığını, anne katılımının %60, %80'lerde olduğunu görmüştüm. Giderek baba daha ilgili, okuyan, annenin yanında destekçi ama hala ana baba okullarımızı sürdürüyoruz. Burada çocuğu büyütme görev ve sorumluluğunun sadece eskiden olduğu gibi annede değil, anne ve babada birlikte olduğunu yıllardır vurgulayan 50 yıllık bir hoca olarak ben Allah izin verirse seneye burada ana babaları bir arada görmek isterim. Çamlıca Yayıncılık'tan ricam bu. Bundan sonraki etkinlikte erkek de istiyorum lütfen. Anneler zaten yeteri kadar görevlerini yapıyorlar. Çok değerli insanlar. Karı koca boşanıyor, yükü anne çekiyor. Anne tarlada, 27 ili ben gezmiş bir hoca olarak konuşuyorum. Otistik çocuk oluyor, çırpınan anne. Zeka engelli çocuk oluyor, böyle bir çocuk bana yakışmaz deyip yurt dışına kaçan baba. Sayısı çok az. Çok muhterem babalar çoğunlukta ama annelere saygım o kadar yüksek ki 9000'e yakın ben aile gördüm. Uzman olarak profesyonel ofisimde çocuk görürken, danışan görürken orada anneye hangi görevi veriyorsanız sınırdaki zekadaki çocuğu sınıf ortalamasına yetiştiren bir seferberlik buluyorsunuz annede. Çocuk için inanılmaz bir enerjiye sahip anne. Ben de bu toplumda babanın da eşdeğerde olmasını sadece Aydın grupta değil tüm sosyoekonomik ve kültürel gruplarda etkili olmasını istiyorum. Bütün etkili eğitimlerimde ana baba eğitimi diyorum. Danışan görürken baba olmadan almıyorum randevuyu size diyordum. Bu nedenle bu talebimi biraz önce dile getirdim. Baba gelmediği zaman da o babayı neredeyse buluyordum. İlkokul mezunu bir anne geldi yıllar önce, Karadenizli, çok değerli, muhterem bir hanımefendi. Hocam dedi, 4 oğlum var ama 4.'sü bizim uşak, eşim bir tekne aldı babasının ismi sürsün diye. Şu anda Karadeniz'de teknede, bizim uşakta. Hanımların arasında büyüye büyüye kadınsı davranışlar gördüm ve sizi buldum dedi. Babayı aradım, teknedeki babayı,
Ve o baba çok dikkatle beni dinledi. Hocam döner dönmez balıktan tekneyi satacağım, çocuklarımın başına döneceğim dedi. Siz o babayı uyarırsanız, gelmek istediğim nokta bu. O baba evlatları ve ailesi için destek vermeye hazır. Bu herkese anne olarak görünce bu bilgiyi verme ihtiyacı duydum. Çok keyifli tabii ama babalı olduğu zaman daha çok seviniyorum. Değerli konuklar, ben 750 bin kitabı okurla buluşmuş bir hoca olmanın mutluluğunu yaşıyorum. 50 yıllık meslek hayatımda bu kitapları ürettim. Allah izin verirse 6 ay içinde Yeni Kuşak Anne Babalar ve Çocukları kitabım çıkıyor. Yine Allah kısmet ederse bir sene sonra, artık yaşım kemale erdi, Yetişkinlik, Yaşlılık, Üçüncü Bahar kitabını kısmet olursa çıkarıyorum. İtilmiş, kakılmış bir grup. Bizim toplumumuzda, günümüzde yaşlı kesim, dileğim enerjik ergenlerle bilge, deneyimli, yaşlı grup arasında oluşacak sinerji ile topluma katma değer sunmak. Onların değerini bilmek, üretkenliğini sağlamak. Kısmet olursa projemin temelinde bu yatıyor. Ama ölüme kadar gidiyor iş. Yetişkinlik, yaşlılık, bilgelik, üçüncü bahar, ölüm. Zigotla başladı bu dünya. Ölüm bilinmesi gerekiyor. Bugün çok keyifli bir konudan size söz edeceğim. Oyun ve çocuk resmini anlatacağım. 11 yılımı alan bir kitaptır bu, resimleriyle çocuk kitabı. Oyun ve resim, çocuğun özgür olduğu, iç dünyasını yalın ve doğal bir biçimde kendiliğinden dile getirdiği iki önemli etkinliktir. Bu nedenle standartize edilmiş bir takım soru yığınlarının adı test olan zaten ben girdim bile. Soru yığınlarının yapay cevapları yerine izleyen, gözleyen öğretmenin, anne babanın oyun ortamında çocuğu kişilik özellikleriyle, yakın çevre özellikleriyle tanıma imkanı var. Ağırlıklı olarak ben bugün oyun ve okul öncesi kurum öğretmeni, kurumda oyundan da söz edeceğim. En iyi örgütlenmiş oyun kurumudur çünkü okul öncesi eğitim kurumu. Geçen yıl Maden Fakültesi'nde uluslararası oyun sempozyumu gerçekleştirildi. Türkiye adına katılımcılardan birisi bendim. Orada oyunun 4 önemli özelliğinden söz ettim. Eğitici değeri, gelişim değeri, teşhisi değeri, terapötik değeri, tedavi edici değeri. Dolayısıyla bugün bu çok önemli etkinliğin, bebeğin doğduğu andan itibaren oyun oynamaya başladığını öncelikle bilmenizi istiyorum. El parmakları, ayak parmakları, annesinin memesi, onun oyuncağı, ilk oyuncakları. Daha sonra biberondu, emzikti giriyor.
Daha sonra görme alanında beşiğinde yatarken belirli bir sektör üzerinde hareket eden objeyi izliyor, oyun. O zaman çocuğun yaşamında oyun. Hele hele insanla nesnelerin fark edildiği o üçüncü aydan itibaren çok belirgin görülüyor. Burada küçücük bir özet. Annenin sevgiyle çocuğa yaklaşıyor olması, ilgi ortamında istenen bir çocuk olarak dünyaya gelmesi, güvenli bağlanmanın temelini oluşturuyor. İhtiyaçlarının ağlama yoluyla anneye iletilmesi halinde kodu doğru çözen annenin ağrı mı, açlık mı, sohbet mi, ağlama türünü belirleyen annenin o ihtiyacı karşılaması yeni doğanın anneye güvenmesini ve güvenli bağlanmanın temelini oluşturuyor. Güvenli bağlanan çocuk anaokuluna başladığı zaman insanlar arası ilişkilerinde olumlu, işbirliğine açık, oyun kuran pozitif bir çocuk oluyor. Ama güvensiz bağlanma, yani istismar ve ihmal durumunda, yani çocuğu bakıcıya bırakan annenin durumunda, yani çocuğu doğru kodunu çözemeyen ve ihtiyacını karşılayamayan anne durumunda, çocuk insanlar arası ilişki açısından şanssız oluyor. Anaokulunda doyumlu, huzurlu, işbirine yatkın bir sosyal gelişim göstermiyor. Doğumda da baba etkili, bu sıcak anne çocuk ilişkisinin gelişiminde de baba etkili. Babanın doğrudan da katkısı var, dolaylı da katkısı var. O halde sembiyotik bir ilişki var anne ile çocuk arasında. Adeta bedeninin bir uzantısı gibi anneyi görüyor. İşte burada bizim sevecen, sevgi dolu anneye ihtiyacımız var. Oyun ortamında da o annenin etkisinin büyük olduğunu söylemek istiyorum. Sosyal duygusal açıdan tatmin olan çocuk, tuvalet eğitiminde de annenin istediği yerde ve zamanda tuvaletini yapmaya hazır. Bir arkadaşımın torununu kısmet olursa yarın göreceğim. Çocuk tuvaletini yapmıyor 5 yaşında. Ben çocuk görmüyorum, onu bilin. Sadece akraba görüyorum, torun görüyorum, o kadar. Yetiştirdiğim bütün elemanlar şu anda profesör, doçent. Onlar görüyor. Aşırı titiz bir anne. Aşırı mükemmeliyetçi bir anne. 5 yaşındaki çocukta tuvalet sorunu var. O halde oyun diye yola çıkıyoruz ama gelişimdeki yaşamın ilk yıllarında anne çocuk ilişkilerinin binanın temeli olduğunu özellikle size söylemek için bu girişi yapmak zorundaydım. O zaman o çocuğun biraz sonra sözünü ettiğim 2 yaşında kendi başına oynadığı, ardından paralel oyun oynadığını, ardından kolektif oyun oynadığını göreceğiz. Temelimiz sağlam atılırsa göreceğiz. O halde çocuk sahibi olmak isteyenler çocuk sahibi olsun. Her evlenen çocuk sahibi olmasın. Evlendikten sonra durup bir düşünün. Bu insan benim çocuğumun annesi ya da babası olmaya uygun ve layık bir insan mı? Ona göre çocuk sahibi olun. Çocukçu bir hoca olarak konuşuyorum.
Rastgele evliliklerin üzerinde rastgele çocuklar hızla tırmanan boşanmaları getiriyor. Ardından hızla tırmanan sorunları getiriyor. Bu küçük girişten sonra biz işimize bakalım. Konumuz tatlı, oyun, resim. Sonucu düşünülmeden zevk almak amacıyla geliştirilen etkinliktir oyun. Aslında oyun gerçek dünyayla, real dünyayla hayal dünyası arasındaki köprüdür. Canı araba kullanmak ister çocuğun, araba niyetine eğer başarabiliyorsa, bizim çocukluğumuzda başarıyorduk. Çok da güzel oyun alanları vardı sokaklarımız. Komiser emeklisi çocuğuyum. Üçüncü mevkide Bilecik'te babam 5 sene kaldı. Üçüncü mevkiyle gider gelirdik annemden. Arttırdığı parayla bana 3 tane oyuncak almıştı. Gerisini annem üretmişti. Bugün çocuğuna oyuncak üreten anne yok. Vazgeçtim oyuncak üretmeyi. Çocuğuyla oyun oynaması konusunda bile benimle pazarlık eden anne çok. Bilerek konuşuyorum, onu söyleyeyim. Çocuk gördüğüm zaman bir anne telefon ediyor. Hocam bakıcısına anne diyor, bana demiyor. Ne yapabilirim? Çok kızıyorum bakıcısına. Kızmanıza gerek yok dedim. Siz bakıcısının yaptıklarını yapabilecek misiniz sabırla dedim. Sonra bir süre sonra beni arayın tekrar dedim. Bir iki yemek, ona yemek yedirecek misiniz? Oyun oynayacak misiniz keyifle? Uykuya birlikte gidecek misiniz? Yanında bulunacak misiniz? Banyosunu yaptıracak mısınız? Birkaç ay sonra telefon geldi. Hocam, çocuk bana anne demeye başladı. Çocuk hakkını verir. Sevgi emektir. İşte oyun yoluyla çocuk kendini tanımayı öğrenir. Arkadaşlarıyla oynarken ben ve başkası kavramlarının bilincine varır. Kendi artılarını ve eksilerini, arkadaşının artı ve eksilerini görür. Oyun, çocuğun birikmiş enerjisini toplumsal yolda boşaltmasına fırsat kazandırır. Ve duygusal bir doyum sağlar. Oyun. Şimdi birazcık bunları ayrıntılarıyla değerlendirmek istiyorum. Çok hoşuma gitti. Bana gelen not, misafirlerin tamamının okul öncesi öğretmeni olduğu yolunda. Çok hoşuma gitti bu. Çok memnun oldum. Siz çok önemlisiniz değerli öğretmenler. Okul öncesi öğretmeni olarak siz 50 yıllık Haluk Yavuz Er'den daha değerlisiniz. Çünkü siz çocuktaki gizil yetileri bulan, keşfeden, çocuğu yönlendiren, onunla da kalmayan, aileyi yönlendiren kişilersiniz. Sizin elinizde böyle bir güç var. Ama ben Türkiye'deki okul öncesi öğretmeninden memnun değilim. Yeterince okumuyor, araştırmaları takip etmiyor, yeterli deneyimi yok. Ama konumu itibariyle benim karşıma üniversite öğrencisi geliyor. Sizin karşısınıza şekillendirebileceğiniz iyi heykeltıraşsanız. Bir malzeme geliyor. Bu nedenle ben sizden bu önemli göreviniz nedeniyle çocuk psikoloğu olarak rica ediyorum. Okuyun ve kendinizi geliştirin. Çünkü önemlisiniz. Yani bugün sarı bluz giydim, bakalım öğretmenim beni nasıl görecek diye heyecanlanıyor çocuk evden çıkarken. Siz görüyorsunuz ve kapıda onun yeni bluzunu kutlayarak alıyorsunuz. Enerjiksiniz, çocukla her an hemhal oluyorsunuz. Fizik ve psikososyal gelişimde çok etkilisiniz. Ama ben
eksik olan bilgi dağarcığınızın geliştirilmesi gerektiğini burada vurgulamak istiyorum. Bunun için bu konuşmam beni daha da keyiflendirdi. Anaokulu öğretmenlerini topluca ve ülkemin pek çok ilinden bir araya getirdikleri için Çamlıca Yayıncılığa bir kere daha teşekkür ediyorum. Çamlıca Yayıncılık benim ağzıma bir kere düştü mü bütün konferanslarımda ben doğal olarak bunları zikredeceğim. Onlar vatan görevi yapıyor şu anda. Gelişim değerine bakalım oyunun. Kas sistemini geliştiriyor. Bedensel gelişimi sağlıyor. Arkadaşlarıyla oynama ortamında işbirliğini sağlıyor ve kuralları öğretiyor çocuğa. Dolayısıyla sosyal gelişimi sağlıyor. Kurallı oyunda çizgiye değdin, çer çöp düzlük, yakar topta çocuk, oyun kuralını öğrenen çocuk yarın ahlak kuralını öğreniyor. O halde oyunun bedensel ve sosyal gelişim değeri var. Oyunun eğitim değeri var. Renk, sayı, boyut kavramlarının bilincine varıyor. Özellikle vurgu yapıyorum. Doğal oyun malzemesi son derece önemlidir. Su, kum, kil, plastilin. Aşırı hareketli olan çocuk suyla oynarken rahatlıyor, sakinleşiyor. İçe dönük olan bir çocuk suyla oynarken normalleşiyor, rahatlıyor. 2,5 yaşındaki küçük torunumla onun hayvanlarını birlikte yıkıyoruz. Kısmet olursa bu akşam yine gelecek beni ziyarete, bizi. Ama dedesiyle ilişkilerde bazı oyun gruplarımız var. O onları seçiyor. Su içinde hayvan yıkıyoruz. Oyuncak hayvanlarını. Çok keyifle oraya konsantre oluyor. Dikkatini yoğunlaştırabiliyor. Hoca dağılıyor diye zannetmeyin ki bir konuşmaya sığdırmaya çalışıyorum parantezler açarak bazı şeyleri. Geçen haftaki konuşmam dijital medya ve ebeveynlikti. Yeni kitabımdaki önemli konu. Ben bunu asrımızın vebası gibi görüyorum. Çok ciddi bir tehlike var burada. Bakıcı olarak bunu görüyorsanız şunu. Bunu bakıcı olarak görüyorsanız yardım istiyorsanız, can kurtaran simidi görüyorsanız çok ciddi bir hata var burada. Sudan geldim buraya, dikkat edin. Kumdan, plastiğinden, doğal oyun malzemesinden geldim buraya. Öylesine bu geniş spektrumda çocuğa farklı etkinlikler sunun ki resmini yapsın, ev içi ev dışı bir takım etkinliklerde bulunsun, küplerle inşasını yapsın. Ama buna da çok kısacık bir zaman kalsın 4 yaşından sonra. 6 yaşından sonra. 6 yaşından sonra. 45 dakika. 2 yaş öncesi. Yasak. Bu yasak. Bu veba. Yüz yüze eğitim diyorum. Göz kontağı diyorum. Suyla hayvanları yıkarken dede de onun gibi çömelmiş durumda, bağdaş kurmuş durumda. Ya da legolarla oynarken çocuk o coşkuyu ebeveyninden, karşısındakinden alıyor. Bu cümleme dikkat edin, altını çiziyorum. Yüz yüze iletişim ve göz kontağı. 3 aylık bebek cepheden gülümseyen anneye cevap verir gülümseyerek. Profil dikkat ederseniz hepinizin gözüne bakmaya çalışıyorum. Buradaki mesajım buydu.
oynarken göz-el koordinasyonunun gelişmesi mümkün oluyor ve çocuğa oyun başarı duygusunu gösteriyor. Söz gelimi iki çizik atıp da resim yapan bir çocuk babasına getirdiğinde ne güzel yaptın, al bu kağıdı bir daha yap dediğinde başarılı bir şeylem çocuğu yeni başarılara itiyor, keyifle gidip yenisini yapıyor ve yenisini getiriyor. Bütün odam büyük torunumun resimleriyle dolu. Ben başardım diyor. O zaman böylelikle öğrenmeye çocuk hazır hale geliyor. İlgi uyandırır, kazandırır. Okuma yazma olgunluğu kazandırır. Suyla oynayarak, kille oynayarak, plastilinle oynayarak. O zaman başarı duygusunu çocuk yaşarken oyun ortamında öğrenmeye de hazır hale gelir. Teşhisi değeri okul öncesi öğretmeni gün boyu 8 saat çocukla baş başadır. En iyi oyun terapisi ortamındadır. Büyük bir şanstır bu. Hangi çocuğun tek başına oynadığını, hangisinin arkadaşlarıyla oynadığını, hangisinin oyun kurduğunu, hangisinin oyun bozduğunu, hangisinin ortak ilgilerde buluştuğunu en iyi gören sizsiniz. O halde teşhisi değeri çocuğu tanıma açısından, onun kişilik özelliklerini bilme açısından önemlidir. Terapötik bir değere sahiptir oyun. Oyuncaklarıyla oynarken dramatik oyunda çocuk kıskandığı kardeşini boğar, kardeşi rolündeki bebeği boğar ya da seyahate gönderir. Real hayatta yapamadığını fantazilerinde oyun ortamında yapar. Biz buna katarsis deriz. Öğretmen arkadaşlarım. Bunun adı arınmadır. Duygusal arınmadır. Biraz sonra çocuk resimlerini size göstereceğim. 10 aylık kardeşini yok sayıyor, anneyi hamile çiziyor. Bu da bir katarsistir. Bunu gerçek yaşamda realize edemiyor, sözel olarak da kıskançlığını dile getiremiyor. Ama çizgisinde ifade ediyor. O zaman gördüğünüz gibi oyunda da çizimde de neyi görüyoruz? İç dünyasını abartısız, gerçekçi bir biçimde dile getirmeyi görüyoruz. En yalın bir biçimde projekte etmeyi görüyoruz. Terapötik değerinin çok büyük olduğunu söylemeye çalışıyorum. En derin duygu ve düşüncelerine ifade olanağı buluyor çocuk. Böylelikle sorunlarını kendi başına çözebiliyor. Biraz önce söylediğim gibi oyunda önce tek başına oynanan oyun, ardından artık orada paylaşım başlar. Asrın çocuk psikoloğu Piaget alıştırmalı oyunla 0-18 yaş arasında başladığını söylüyor. Bunu sembolik oyunlar, biraz önce sözünü ettiğim dramatik oyunların izlediğini söylüyor ki 2-6 yaşlarında doktorculuk, pilotculuk. O arada kendi hayalindeki mesleği de oyun ortamına uyarlıyor çocuk. Ebeciliği, hemşireliği, doktorluğu ya da bakkalcılığı, efendim itfaiyeyi oyun ortamına yansıtabiliyor. Meslekleri tanımaya başlıyor böylece. Bundan sonra da biraz önce sözünü ettiğim gibi artık 7-12 yaş arasında kurallı oyun geliyor. Orada daha önceki kuşağın koyduğu kuralları sürdüren çocuklar var. Şimdi burada
iç dünyasındaki bastırılmış bir takım duyguların oyun yoluyla dışa vurulduğunu oyun ortamında görüyoruz. Bu bağlamda son derece oyunun önem taşıdığını söylemek istiyorum. Artık üniformalı oldu, önlük giydi benim çocuğum, okula gidiyor, oyun dönemi bitmiştir, yok. Ben 72 yaşındayım, benim için hala oyun var. Dün koşuyorduk, bugün yürüyoruz. Satranç da oyun, her şey oyun. Dolayısıyla okul oyunu engelleyen bir kurum değil, tam tersi sistemli bir biçimde farklı oyunları sunan bir kurum. Bu bağlamda Milli Eğitim Şuralarında yıllarca dile getirdiğim konu, okul öncesi eğitim her çocuğun ihtiyacıdır, en az bir yıl. 3-6 yaş dönemi okul öncesi çocuğunun kurumda en iyi örgütlenmiş oyun kurumunda ihtiyacı olan ortamı hazırlar. Günümüz çocuğu 3 yaşın altında bu olgunluğa ulaştığı için ben sözümü 2,5 yaşa kadar çektim. 2 yaş çocuk için kurum çağı değildir. Verirsek hocam ne olur? Çok hayati dönemde 4 yaşında çocuk okula gitmesi gerekiyorken soğumuş ve gitmiyor olabilir. Şanel gelen topa erken çıkarsa kaleci gol yer. O zaman burada okul öncesi eğitim ortamında çocuğun yaratıcılığını ortaya koyduğunu görüyoruz. Bana gelmiş 5 yaş çocuklarındaki yıldızı gördüğümü söylüyorlar. O söylediğiniz yıldız parladı, şimdi hukuk alanında dünya çapında bir insan oldu diye tanıştırılan çocuk, kocaman insanlar var. İyi gören göz o dönemdeki çocuktaki farklı yetiyi, potansiyeli belirler. Birer küçücük, madem öğretmensiniz, bilin bunları. Birer cümle bakın. Hiç kuram sıkıcı bir şey söylemeyeceğim. Bu cümleleri sadece önemli olduğu için söylüyorum. Egoyu bütünüyle tatmin eden bir eylem olarak tanımlıyor Piaget. Frobel ihtiyaçları doğrultusunda kendiliğinden bir kendini ifade ediş biçimidir diyor. Gross, gerçek yaşama alışmadır oyun diyor. Saldırganlık eğilimlerinin oyun yoluyla dışa vurumu söz konusudur diyor. Karda arındırmadır diyor. Freud da duyguların dışa vurumudur diyor. Anaokulunda amaç potansiyeli en üst düzeye çıkartmak. Anaokulu programının da öğretmeninin de. Anaokulunda çocuğun doğuştan getirdiği potansiyeli Forrest Gump filminde Run Forrest Van Run vardı. Run Forrest Run. Yapabildiğinin en iyisini yap demektir bu. Var olan potansiyeli tavan yapmak demektir bu. O zaman bu çocuğun müziğe götürülerek, bilgilendirilerek, aile tarafından kuru yaprakla yaş yaprağı topladığımız zaman ikisinin arasındaki farkı göstererek, tavukla, horozla, civcivle yumurtayı görmesini sağlayarak kafasındaki cinsel gelişimle ilgili bir takım sorulara yanıt vermesine zemin hazırlayarak, uçak yukarıya doğru çıkıyor. Hızlı çıkış 0-2 yaş, bir de erinlik döneminde, blue döneminde. Ama çok önemli gelişim dönemi 0-6 yaş. İşte orada anne ve babanın kurum dışında da çocuğuyla birebir ilişki kurmasına ihtiyacımız var.
zenginleştirilmiş uyarım bombardımanına ihtiyacımız var. Çocuk sorgu çağında, 4 yaşında maksimum düzeyde, 3 ila 5 yaş arasında çocuk cinsel gelişimle ilgili bilgi sahibi oluyor. Cinselliğinin bilincine varıyor. Bu nedenle ben anaokulunda kız çocuklarının pantolon giymesini istemiyorum. Kız çocuğa cinsel farkındalığı yaşatmak için. Gerçek genç kız ve gerçek genç erkek buluğda oluyor. Erinlikte, ergenliğin birinci modülünde. Anaokulu çocuğa bilgi kazandırmaktan çok onda var olan yeteneklerin gelişmesine sebep olur. Onu tanıyarak öğretmen gizli yetileri ortaya koymalıdır. Öğretmen öğretmenden çok bol malzemeyle oynamasını sağlamalıdır. Tek yöntem oyun. Merkezinde çocuk var. Learning by doing, yaparak yaşayarak öğretiyoruz, öğreniyor. Çocuk merkezli eğitimden söz ediyorum. Yaparak, yaşayarak, öğrenmeden sözlendiriyor. Anaokulu çocuğa bilgi kazandırmaktan çok onda var olan yeteneklerin gelişmesine sebep olur. Onu tanıyarak öğretmen gizli yetileri ortaya koymalı. Burada öğretmen öğretmenden çok bol malzemeyle oynamasını sağlamalıdır. Tek yöntem oyun. Merkezinde çocuk var. Learning by doing. Yaparak, yaşayarak öğretiyoruz, öğreniyor çocuk. Çocuk merkezli eğitimden söz ediyorum. Yaparak, yaşayarak, öğrenmeden söz ediyorum. Tek yöntem var, oyun. Meslek hayatımda bir defa terledim konferansta. Anaokulu çocuklarına Atatürk'ün devrimlerini anlatırken Yapı Kredi'den bir takım şekiller, semboller, heykeller aldım ve anlatmaya çalıştım. Orada zorlandım. O nedenle okul öncesi çocuğunun öğretmenine bu kadar fazla önem vermemin sebebi sevgi temelli güçlü iletişim kurabilmelerine bağlı. Öğretmenine güvenmeli, iletişimi sağlıklı olmalı. Ama öncelikle öğretmenini çok sevmeli. Bu dönem çocuğu için insanların ve kavramların fark edilme ve anlaşılma yöntemi oyun. O halde tüm etkinlikler oyun yoluyla verilmeli dedim. Nasıl olsa soru cevap faslım olacak. Ben orada bu kadar da okul öncesi eğitimcisi olduğuna göre bol miktarda soru bekliyorum. Ben önce işimi bitireyim. İkinci konum resim. Çocuğu tanıma yolundaki projektif teknik olarak çıktım yola. 11 senede yazdığım resimleri çocuk kitabımda. Children Draw and Tell olarak İngilizce'ye de çevrildi. ...18 aylık bir çocuk bir kum üzerinde, ıslak bir kum üzerinde sopayı hareket ettirerek bunu bilerek yapıyorum. Diz sorunum sebebiyle bir hafta öncesine kadar tabureye ayağımı uzatıp ders anlatırdım. Allah'a şükür şu anda gördüğünüz gibi yürüyebiliyorum. Yaşlılık kitabımı yazarken de diyorum ki, asistanlık yıllarımda ben hızlı yürüyerek ders anlatırdım. Doçentlik yıllarımda ben ayakta durarak ders anlattım. Ama yaş almış profesörlük yıllarında
oturarak anlatıyorum ama şükürler olsun anlatıyorum. Paylaşıyorum.